Uzun bir aradan sonra tekrar kürsüye çıkıyorum. Tabii sabah geldiğimde merakla bekliyordum bakalım ne duyacağız ama ben beklerken merakla dedim ama gazete yazar zaten. Yani Serdar Bey gazete yazmış. Neyse sizin yerinizde olan bir şey değil ama. Olağanüstü toplanıyor meclis. Ben de sabah sabah böyle bir heyecanla geldim. Ve sizlerden duymak istedim. Bu önemli tepkileri birine sordum. Dedi bana galiba sen yaz. Ama gazete yazar. Gazete yazarsa biraz tabii o heyecanı kaybettim. Açıkça bunu da söyleyeyim. Yani böyle olağanüstü meclis toplanacağında Sayın Başbakan belki odasından bizi dinler. Bunları gizli tutacaksınız. Ki ilk defa biz duyalım milletvekilleri olarak milletvekili olduğumuzu ayrıcalığımızı anlayalım. Ama Sayın Amcaoğlu dediği gibi arkadaşlar milletvekillerini itibarsızlaştırmak için de bir duruma girdiler. Biz öyle hissediyoruz en azından. Yani demokraside de bu kürsü serbestliği var ya ben de dilediğim gibi konuşuyorum. Ay taçlar olan başladılar. İşte bir ara dedim kendini Serdar Denktaş padişah hissetti. Tabii ben bunu beraber büyüdük biz Serdar Denktaş'la. Prens veya daha sonra padişah. Bakınız bu meclisin özelliği, önemli meseleleri Sayın Tufan Örürman her zaman söylediği yasa gücünde kararnameyi son aşamada kullanacak. Meclise gelecek. Meclise gelecek. Komitelerde tartışılacak. Komitelerde tartışılırken savcılığın da görüşü alınacak. Ben en azından İrsen Küçük'ten bunu öğrendim. Allah sağlık versin kendisine. En basit yasa bile komitede tartışılır. Savcılığın görüşü de en azından orada alınır. Eğer bakanlar kurulunda alınmazsa mesela bu tahsisat konusunda benim bildiğime göre, öğrendiğime göre savcılığın görüşü alınmaz. Yoktur savcılık görüşü. Ama o konu üzerinden durmayacağım. Fakat bir şey söyleyeyim. Bu tahsisat meselesi çok konuşuldu benim Maliye Bakanı olduğum dönemde de. Hassasiyet neydi Maliye Bakanlığı'nda? Nasıl? Emekliye çıkan insanların tahsisatı alma noktasında bir sıkıntı vardı. Tahsisat görev süresince ödenir. Çünkü o görevin kendine göre sıkıntıları vardır. Tahsisatın da anlamı olur. Ama emekliye çıktıktan sonra tahsisatın ödenmemesi lazım. Bazı makamlarda bu memlekette Serdar Bey söylerse bilmiyorum. Emekliye çıktıktan sonra da tahsisat alınır. O son derece bana göre yanlıştır. Çünkü o görevin sıkıntısı artık bitmiştir. Emekliye çıkmışsınız. Dolayısıyla görevi yapmıyorsunuz. Dolayısıyla neden onun tahsisatı ödensin? İlk oradan başlanılması lazım diye düşünüyorum. O zaman bizim bu ekonomik tedbirler içerisinde vardı bunlar da. Ama daha sonraya bırakıldığı için yapılamamıştı. Hala daha devam ettiğini düşünüyorum. Şimdi bugün burada olağanüstü bir durum dolayısıyla toplanmış bulunuyoruz. Belki biraz gözde birkaç puan gerileme oldu. İnşallah gerilir. İnancımız odur ki gerilecektir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ekonomik yönetiminde ifade ettiği gibi bu kur gerçekçi bir kur değildir. Türkiye'nin evet borçları vardır. Bir takım sıkıntılar olabilir. Ama günün sonunda bu kadar kurun artışına gerek yoktu. Bunu ekonomik anlamda, ekonomik felsefeyle izah etmeniz mümkün değildir. Dolayısıyla inşallah biraz gerilecektir diye düşünüyorum. Fakat bize vatandaşın söylediği gerçekten de şu anda borçlu vatandaşların içinde bulunduğu durum ve ruh hali. Burada onu göremedim. Yani bu yeniden yapılandırma var mı burada? Bu onun için burada bunu göremedik. Bakınız Sayın Genel Sekreter Dursun Oğuz bunu sen de seslendirmen lazımdı. Belki beraber seslendirmen lazım. Merkez Bankası açıklıyor bu yeniden yapılandırmayı ama bankalara da bunun iletilmesi lazım. Bu insanların hesapları yeniden yapılandıracak. Pardon. Masraf alınmasın bu insanlardan. Merkez Bankası Bankalar Birliği ile toplanarak ve bütün bankalara bilgi vermek suretiyle döviz borçlarının yeniden yapılandırılması. Bu yeniden yapılandırılmada yapılacak sözleşmeden de bankalar komisyon almayacak. Hı. Biz de pul parası alacağız. Evet. Masrafsız olması çok önemli. Evet, masrafsız yeniden yapılandırma bugün itibariyle başlamıştır. Evet. Onun için burada. Bu önemli çünkü çok borçlu insanımız vardı. Kurun artmasından dolayı insanlar büyük bir sıkıntı yaşıyor. İlk duymak istedikleri de buydu. Keşke elimizde imkanlar olsa da başka türlü yapabilsek. Beni de çok vatandaş aradı. Mümkün olmadığını söyledim. Yani kurun fixlenmesi. Çünkü günün sonunda bunu da burada tekrar kendi kendimize ifade edelim. Bankalar aracı kurumlardır. Mevduat sahibinin parasını alır. Büyük ölçüde krediye dönüştürür. Dolayısıyla mevduat sahibinin parasını fixleyemeyeceğine göre bu tarafta krediyi de fixleyemeyiz. Bunu da buradan bu üstüne paylaşmış olayım.
Çünkü bu sorular geldi ve işte hükümete bunu söyledim, kurlar fixesin. Bunun mümkün olmadığını söyledim. Çünkü ekonomik biraz bilgimiz var. Bunun olamayacağını söyledim. Keşke öyle bir gücümüz olsa, keşke devletin çok parası olsa da subvansiye edebilse. Çünkü benim vatandaşım gitti, iyi niyetle 50 bin pound borçlandı. İşte her ay 300 pound ödeyecek. 300 pound 1500 TL'yken şimdi 300 pound oldu 2700 TL. O 1200 TL o adam için çok önemli. Çünkü adam asgari ücretten geçilir veya 5000 TL'den geçilir. Evet. Kolay değil. TL olarak ödeyebileceği rakamın karşılığı döviz cinsi hangi cinsi borçlandı. Ben bu kadar TL karşılığı işte sterlin ödeyebilirim diyecek. Ona göre yapılandırma yapılacak. Hiçbir ek masraf ödemedi. O iyi oldu. Öyle olması lazımdı. Faizi artık bankalar insaflı davranması lazım ortamda. Yani fırsatçılığa fırsat vermemesi lazım. Çünkü şu anda faizler yükseliyor. Bir de bu var. Şimdi tabii sözleşmeler 2 sene evvel borçlama yapıldıysa ve bir faiz varsa faiz belki aynı şekilde devam etmesi lazım. O sözleşmeye bağlıdır. Her vatandaş da kendi hukukunu arayacak. Yani faizler aniden sıçradı diye adam 2 sene evvel bir sözleşmeye girdiyse ve o sözleşmede faiz ifade edildiyse o faiz belki de onun hakkıdır. Ama vatandaş bunu kendisi sözleşmede arayacaktır. Hakkını arayacaktır. Çünkü bankalar maalesef bazıları hiç haber vermeden de faizleri yükseltebilirler. Bunu da vatandaşa buradan uyarmakla ve siz de Maliye Bakanı olarak Merkez Bankası üzerinden denetlemeyle bunları kontrol edebilirsiniz. Çünkü netice itibariyle vatandaşla banka arasında yapılan o borçlama bir akittir, bir sözleşmedir. Orada faizi de ifade edilmişse o zaman o faizin devam etmesi söz konusudur. Pat diye sen faizleri yükseldi de adama durup durduğu yerde. Çünkü adam o anlayışla girdi o sözleşmeye. Orada da ifade edildi. Karşılıklı imzalar atıldı. O faizin devam etmesi söz konusudur. Ama sözleşmenin içerisinde faizler şu kadar artarsa aynı yansıtılır derse o zaman banka da hakkını arar. Fakat vatandaşın da hakkını arama kendi hakkıdır tabii. Detayları bilmeden buradan konuşmak zordur. Şimdi çok şeyler konuşuldu, çok şeyler ifade edildi. Tekrar etmeye gerek yok. Ama günün sonunda ben şunu söyleyeyim Sayın Maliye Bakanı'na. Bu katma değer vergisi düzenlemeleri Maliye Bakanı'nda, benim Maliye Bakanı olduğum dönemde düzenlenirken bu KDV oranları hep bir silsile, bir mantık içerisinde birbiriyle bağlantılı zincirleme o şekilde kurgulanmış, düzenlenmiş ve birkaç defa biz de siyasi baskılarla indirmeye çalışırken bütün maliye bürokratları karşı çıkmış. Başta Yusuf Kaçmaz vergi dairesi müdürü, o da emekli oldu. İyi sıhhatli olsun. Neden sistemi bozacaksınız diye. Ben de ona hep saygı duydum. Çünkü günün sonunda maliye kadroları bu hassasiyetleri çok iyi bilirler. Sistemin bozulması da bir takım aksaklıkları beraberinde getirir. Şimdi ben burada bugün biraz keyfi uygulamalar görüyorum. Yani ne diyor burada? Temizlik ürünlerinde, restoran ve lokantalarda, beyaz eşyada KDV'ler indiriliyor. Şimdi başka alanlarda da baskılar gelebilir bilahare sizlere. Neden bunlarda? Ve haliyle bunun mantığı şuydu. Bu KDV sistemini bozmak yerine kurun bu kadar artışıyla birlikte Erhan Arıklı'nın da ifade ettiği gibi belli bir dönem üstlerini gümrüklerde 6500'den fixleyebilir. 6,5'tan. Çünkü şu anda 8,5. Sen bütçeyi zaten yaparken bu ithalatı ortalama şu kurdan öngörüyle yaptın. Evet, bunun da cevabı ek bütçe istedin. Maaşlar için, maaşlar artıyor. Onun da hesabını, kitabını şu anda sizinle bilmeniz mümkün değil belki de. Şu gelirler nasıl gerçekleşecek? Ekonomi tahmin ettiğiniz oranda büyümeye devam edecek mi? Yoksa bu kadar krizin içerisinde ekonomi küçülebilir. Tahmin etmek mümkün değildir. İnşaat sektörünün durumu, öğrencinin durumu, turizmin durumu. Bütün bunların etkisiyle bütçede öngören hedefler tutmayabilir. Ekonomi küçülebilir. Küçüldüğü için gelirde azalma olabilir. O olduğu takdirde zaten bütçe açıkları daha da yukarı çıkacak. Hatta bana sordu gazetenin birinde. Maliye Bakanı 200 küsur milyon bütçe açığı dedi. Başbakan 500 milyon TL bütçe açığı dedi. Dedim herhalde farklı yerlerden farklı raporlar geldi. Çünkü öngörülere bağlıdır bütün bunlar. Bilmem gazetenin birinde böyle. O gün itibariyle 237 milyon açık. Yıl sonu itibariyle ne olur onu bilemeyiz. Çünkü dediğimiz gibi hayat pahalına bağlı olarak her yüzde bir hayat pahalı 30 milyon TL'ye tekabül eder aşağı yukarı. Bu taraftan gelirleri tahmin etmek mümkün değil. Dolayısıyla çok karışık bir çalışma içerisinde olmak gerekiyor. Ben olsam diyorum bu kürsüden
kademelerle oynama yerine kurun daha gerçekçi bir kurla fixlenmesi ve bütün ithalata uygulanması ile her üründe o ucuzluğun piyasa yansımasını düşünebilirdim. O şekilde bir siyaset izledim diye düşündüm kendi adıma. Çünkü burada şimdi bazı sektörler kayırılıyor. Neden? Çünkü bilin bizim ülkede Sayın Bakan da iyi niyetli önüne getirdiler, yaptılar ama. Acaba kim gitti geldi oralara? Kim gitti geldi oralara? Hep yaşadık bu işleri ya. Şimdi oralara gider geldi birileri bilin bu insanları nasıl olur. Temizlik ürünleri, restoranlar, ben bu insanlara karşı değilim. Ama neden bu üçü? Çünkü belki de buna benzer 15 tane daha sektör var. Onlarda da kademeler indirilebilirdi. Dolayısıyla benim kanaatimce bu yöntem yanlıştır ama hükümet böyle uygun gördüğü için öyle yapacaklar. Fakat tekrar ediyorum, yasa gücünde kararname çok acil, telafisi mümkün olmayan durumlarda alınır. Dolayısıyla bütün bunlar esasında yasal düzenleme gerektirmektedir. Yasal düzenleme de komiteden geçer. Komiteden. Fikri Bey, sana sordular mı? Sayın Fikri Toros, sayın değerli komite başkanım. Biz de senin benim başkan vekiliyim veya yardımcım. Sana sordular mı? Sordular. E sen evet dedin bana sormadan. Nasıl oldu bu iş? Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bunların komitelerden geçmesi lazımdı. Sayın Tatar 4'e 3'lük ama unudun ya. Ya şimdi 4, şimdi demokrasi varsa Kudret Bey de dedi. Şeyin neydi bizim Aytaç'ın meselesinde. Karar alınmıştır. Hata. Komite üyeleri verecek bu kararı. Partinde gizli gizli böyle yap diyebilin ama sen dışarıdan diyemeyin böyle olacak kararda komite üyeleri gerek siz oturacak oracak en sonunda netice bilinir. Son derece yanlış. Son derece amatör. Son derece bana göre acemi. Biliyorsunuz bizim artık partimizde acemiler mangası. Ne demek dedi? Acemiler mangası. Biz o acemiler kelimesi oradan öğrendim. Biraz daha lügatıma geliştirdim. Neyse onu bir kenara bırakıyorum. Dolayısıyla Fikri Toros komiteler görüşür, komiteler karar verir, oradaki üyeler de hür iradeleri kullanıp evet veya hayır derler. Bunu da bir kez daha hatırlatırım. Dolayısıyla Sayın Tuğvan Örman herhalde dinliyordur beni. Başhukukçumuz. En azından başhukukçudur. Şimdi başbakandır tabii ama günün sonunda Ulusal Birlik Partisi zamanında yasa gücünde kararnameyle bir şeyler yapmaya çalıştığında mahkemeye gittiler. Anayasa Mahkemesi'ne. Çünkü acil ve ekonomik değildir. Dolayısıyla yasa gücünde kararnameyle böyle bir karar alması mümkün değildi. Meclise gelecekti illaki. Bunu bize, bunun dersini veren Tuğay Erman, bugünün başbakanı. Bakıyorum, görüyorum ki bu maddelerin belki de 16'sı, 17'si yasa gücünde kararnamesidir. Yasa düzenlemezdir. Sen keyfiyetle bir şeyi bu şekilde düzenleme. Hatta bunun içerisinde af niteliğinde olan bir takım düzenlemeler de vardır. İşte bilanço tamam değildir. Bilançoyu düzeltsin, getirsin. E o bilançoyu getirip düzeltecek olan tüccarın acaba bundan kaç milyon TL bir avantajı olacaktır değerli milletvekilleri? Bunun düşünüldü mü? Bu meclisten kaç defadır af geçiyor. Her geçtiğinde denilmiştir ki son defa oluyor bu af. Şimdi burada ben görüyorum ki bilançosu olmayan tekrar fırsat veriyor. Bilançonuz düzenlensin. Halbuki vergi dairesi oturup kendi çalışmasını, resenini, takdirini gayet doğal yapabilir. Ona göre resenini de yapar. Vergisini de ister. Bilançon da budur der. Onun muhasipleri de gelir. Bu tabaka sağlar. Şimdi biz meclisten bunun için benim gördüğüm kadar, anladığım kadar bir af geçiriyoruz. Fırsat veriliyor. Tekrar düzenlensin diye. Sayın Maliye Bakan. Bilanço barışı. Nasıl? Her zaman bu, barış. Hiç bu barış bitmeyecek mi ya? Bütün bu 23 maddenin tümü kanun hükmünde kararname değil. Bir kısmı yasa tasarısı olarak gelecek. Bir kısmı bakanlar kurulu yetkisindedir. Bir kısmı da evet kanun hükmünde kararname gerektirir. 3 ay bekleyip döviz onu bulduktan sonra tedbir alacaksak zaten hiçbir faydası yok. Ama işte yasalar bize Tuğhan Orman öyle öğretti. Ben de dinlediğim zaman yani burada ilk meclise girdiğinde Tuğhan Orman yasa gücünde kararname ancak çok acil, çok ivedi telafisi mümkün olmayan durumlarda yasa gücünde kalır. Aksi takdirde kesinlikle Fazilet Hanım hukukçu olabilin, saygım sonsuzdur ama bu konuda seninle her ortamda tartışabilirim. Buradaki konuların çoğu bu dövizin yükselmesiyle alakalı değildir. Buradaki çoğu zaten bu hükümetin kendi siyaseti içerisinde yapabileceği meselelerdir. Dövizle alakası yoktur. Çok aciliyeti de yoktur. Meclis çalıştırabilir. Komiteler çalıştırabilir. Biz de orada görevimizi yaparız. Gerektiğinde
yasalara, anayasaya uygun mu değil mi diye savcı görüşü de alırız. Çünkü yine başucu diyorum, Tufan Erhurman'ın başbakan olduğu bir hükümetten hukuka ve hukukun üstünlüğüne bu kadar saygı duyan bir kişiden bu hassasiyetleri daha fazla korumasını bekliyordum. Ama baktım ki o da siyasetin çarklarında, dişlerinde belki biraz da şahsiyetini bile yitirmiştir. Çünkü öyle görüyorum ben. Eski Tufan Erhurman değil. Sayın. Tufan Erhurman her zaman hukuktan ve hukukun üstünden bahsediyordu. Şimdi bu hukuksuzluk değerli arkadaşlar. Değerli milletvekilleri. Bunların çoğu yasak gücünde kararnameyle geçmemesi gerekmektedir. Komitelerden geçmesi. Sayın Tatar, acil değildir diye gördüğünüz hususlar var bunun içinde. Çok da haklısınız. Ama yasamıza göre biliyorsunuz ki sizin en iyi bilmeniz lazım. Mali gelirlerde bir düşüş öngörüyorsam bazı konularda onu ikame etmen lazım bir gelirle. Ona bağlı kararlar da var bunun içinde. Aciliyeti o anlamda vardır. Dengelemesi orada. Sayın Denktaş, neden KDV'de bu kadar indirimlere gidiyorsunuz? Madem ki gelirler azalmaktadır. Onun endişesini yaşıyorsunuz. Onu da gayet iyi anlıyorum. Çünkü ben temizlik uykularım kaçardı. O 13. Maçlar zaten bu, şimdi ne Ağustos'luk, Eylül, Ekim, Kasım hop 13. Maçlar gelecek. Bir şey onda sorunum yok. Hiç onda sorunum yok. Temizlik malzemeleri çünkü hane halkının en yoğun olarak kullandığı, temel gıda kadar fazla kullandığı malzeme evet. Türüdür. Dolayısıyla hane halkının harcamalarına yönelik bir girişimdir temizlik malzemeleri. Gıda maddeleri kadar yoğun satışı olan ürün grubudur. Benim görüşümü ifade ettim başında. Ben olsam o şekilde yapmazdım. Ve ciddi anlamda burada siyaset yapmıyorum. KDV'lerle oynamazdım. Sistemi bozar. Maliye Bakanlığı'nda çok büyük hassasiyet vardı. Kuru fixlerdim ben gümrüklerde. Çünkü sene içerisinde yapılan çalışmadan öngörülen kur mesela dolar kuru 6'ydı. Bugün 7 oldu. 6'ya fixledim doları. Bütün ithalatta dolayısıyla onun bir yansıması olurdu piyasaya. Ve yansıması da herkese eşitlik çerçevesinde olurdu. Burada 3-5 tane adamı gayırıyorsunuz. Siz ben bilemem kimler olduğunu. Vardır bir gayrımcılık, bir ayrıcalık. Onlar gitti kulisini yaptı. Haklı olarak kendi açılarından. Fakat genelde Sayın Eski Ticaret Odası Başkanım bu bazılarına haksız rekabet de getirebilir. Birilerininkini indiriyorsun, diğerlerininkini indiremiyorsun, indirmiyorsun. Dolayısıyla haksızlık da günün sonunda burada boy gösterebilir Sayın İtoros. Bilmiyorum düşünecek nedir. Keşke komitede bunları tartışabilseydik. Keşke hukukun gereği bütün milletvekilleri, komite üyeleri bunları detayına en iyi şekilde uzmanların da görüşleriyle ve katkılarıyla en iyi şekilde bunları mecliste değerlendirebilseydik. Halbuki burada biraz hükmü karakuşu oluyor. Çünkü yasa gücünde kararnameyle bütünler yapılmak istenmektedir. Sayın değerli milletvekilleri, ben çok şeyler söyleyebilirim ama bakıyorum ki ilgi biraz dağınık. Çünkü belli ki erken saatlerde başlayan meclis daha devam ediyor. Bir takım başka meseleler de vardır. Fakat Sayın Serdar Denktaş, şimdi bunu da kabul edelim ki bu dövizin böyle artması ile değerli milletvekilleri, şimdi işte Sayın Tufan Erhurman, Sayın Başbakanım, odanda beni dinlediysen bilmiyorum ama dinledin. Yani bunu ben beklerim. İlk ben duyayım. İlk sağ ol. İlk ben duyayım. Gazete okudum. Gazete iyi gazetecilik yaptı. Gazete bir şeyim yok. İyi gazetecilik yaptı ama bilgiyi aldı da yaptı. Başbakan olarak siz lazımın o bilgiyi koruyasınız. Koruyasınız ki ilk olağanüstü toplanan mecliste milletvekilleri ayrıcalıklı olarak ilk biz duyalım mıydı bunları. Sabah kahvede vatandaşlar bizden evvel. Ama büyük ölçüde bu. Büyük ölçüde bu. Büyük ölçüde bu. Büyük ölçüde bu. Şimdi Serdar Bey sağ ol. Şimdi bu arkadaşlar bütün bunlar biraz da vatandaşta işte bir takım düzenlemeler yapıyor. Bir rahatlık gelecek. Durun bakalım Sayın Başbakan. Bu kur öyle bir arttı ki elektriğe ben soruyorum ilgili bakan ekonomi bakanıdır. Onu da hiç konuştuğunu duymadım bugünlerde. Gelsin de bir şey soracaktım. Elektriğe tekrar zam gelecek mi? Kaçınılmaz. Ne kadar gelecek? Değerli milletvekilleri, değerli vatandaşlarım, televizyon bizi gösterir bugün birileri. Gösterir. Değerli vatandaşlarım. Bilmem ayarlarlar ya. Değerli milletvekilleri, değerli vatandaşlarım. Yani gülünecek taraf yok bu işin ha. Gülünecek bir taraf yok. Ama biz bugün burada
bütün bunları konuşurken ve işte bir takım düzenlemelerle belki vatandaşa bazı rahatlıklar getiriyoruz algısı yaratılırken maalesef şunu da ifade etmek durumundayız. Elektrikte bu kur artışıyla birlikte bir daha zam beklentisi içerisindeyiz. Bu bir gerçektir. Popülizm yapmıyorum burada. Gerçekleri paylaşıyorum. Belki de size de yardımcı oluyorum. Çünkü elinizde olan bir şey yok. Öyle görülüyor ki bir zam daha gelecek. Petrol ve mazot fiyat istisnafı düzenlemesi evet bozuldu farklı gerekçelerle. Neden? Çünkü vatandaşa yansıtılmak istemedi. Onu da anlarım. Keynesyen politikalar gereği yapılabilirdi, yapıldı. Fakat şu anda benim aldığım bilgiye göre fiyat istisnaf fonundan tahsil edilemeyen, öngörülen ama tahsil edilemeyen 190 milyon TL'yi bulmuş. Doğru mu? 190 milyon TL. Şimdi demek ki yıl sonu itibariyle açıkların daha da artması ihtimali önünde herhalde yakında mazota ve petrola zam gelecek. Çünkü bu kur böyle arttı. Kendi aynı şekilde gelecek. Gelecek. Yani değerli arkadaşlar, değerli milletvekilleri, değerli vatandaşlar, maalesef içinde bulunduğumuz durum şudur ki evet bu hükümet bazı tedbir almaya çalışmıştır, bazı rahatlamalar. Onları da az önce eleştirdim ve ben olsam şöyle yapardım dedim. Ama hükümettir. Ama keşke yine söylüyorum bunlar komitelerden geçseydi. Çünkü öyle o kadar aciliyet ifade eden durumlar değildir bu maddelerin çoğu. Bunu da söylerim. Ve komitede eline boyuna biz de tartışsaydık, biz de milletvekili olarak muhalefet de olsak görüşlerimizi ifade etseydik ve o şekilde buraya gelip geçseydi bunu daha iyi karşılardım, daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama günün sonunda zamlar bizi bekliyor. Çünkü kur artışı bunu gerektirecek. Hayat daha da pahalı olacak. Hayat pahalılığı devlet planlama örgütünün ifade edeceği veya hesap edeceği yıl sonu itibariyle belki de bilemiyorum ama ilk 6 ayda 12 idi Serdar Bey. Yani ikinci altı ay 17 bu kur artışıyla beraber tabii onu tahmin etmek mümkün değil. Onu atlayarak baksınlar domates hıyara ora bura petrola. Eğer elektriğe bir zam daha gelecekse o da gelecek bu hesaplamanın içine. Yani ben bunu söylerken sizin kabahatınızdan da söylemiyorum ha. Ben bunları söylerken kendim de üzülürüm. Bu memleketi seven, bu memlekette yaşayan Maliye Bakanlığı yapmış bir kişi olarak, bir iktisatçı olarak bunları söylerken ben de üzülürüm. Yani Kıbrıslı Türkler gerçekten bu dövizin karşısında sıkıntı yaşıyor. Sıkıntı yaşıyor. Ve bu ekonomik programlar Türkiye ile imzalanan bir takım sözleşmeler bunu yaparsak şu olacak, bunu yaparsak şu olacak güzel ama ben 2009 yılında en önemli ve en zor tedbirleri alan Maliye Bakanı olarak hatırlarım denildi ki şunu 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 yapar iseniz kurlar da böyle olur. 2019 yılında fert başına milli gelir 18.500 dolar olacak. Değerli milletvekilleri, şimdi şu anda bu kurundan bizim fert başına milli gelirimiz herhalde 11 bin doların altına düşmüştür. Sayın Maliye Bakanı bize söylesin. 11 bin doların altına düşmüştür. Dolayısıyla çok detaya girdim. Daha fazla girmeye de gerek yok. İşin ana felsefesidir. Sayın Cumhurbaşkanı Allah kuvvet versin kendisine. Dünyada evet gerçek bir satçı olarak çıktım. Televizyonda da söyledim. Türkiye'nin büyük bir potansiyeli var. Bir borç da olabilir. Ama günün sonunda Türkiye bu borçları ödeyebilir. O kabiliyettedir. Zaten bu borçları veren dünya bankaları, dünya kuruluşları da her kuruşun hesabını sorarak analistleri bütün değerlendirme yaparak bu krediyi verirler. Ne oldu dağınsızın bir gecede şu kadarını geri ver. Yama yok. Hesabını yapıp verdiniz. Bir süre ister. Gerekli vade de uzatılır. Koşulları da değiştirir kredilerin. Böyle aniden saldırmazsınız. Trump ve ekibini kınıyorum. Bu kürsüden Trump ve ekibini kınıyorum. Çünkü ucu bize de dokandı Derya Hanım. Ucu bize de dokandı. O anda keyfi geldi diye tweetten Türkiye'ye saldırı yaptığında benim vatandaşım da mağdur oluyor bu memlekette. Benim vatandaşım da mağdur oluyor. Dolayısıyla bir dünya vatandaşı olarak benim de onu kınama hakkım vardır. Kınama hakkım vardır benim de onun da. Şu adam öyle bir şey etti ki kendini zanneder dünyanın patronudur. İnşallah boynunun borcunu alır. Bilemiyorum ben ama büyük haksızlıklar. Büyük haksızlıklar. Ve içine düştüğümüz duruma bakınız siz. Hiç bunlar beklenmeyen olaylardı. Yani şimdi Türkiye'nin rekabet gücünü koruması, borçlarının göre ödemesi, evet her ülkenin enflasyonun oranına göre parasının değerinin o kadar zaman içerisinde değerini tekrar ayarlaması ki rekabet edebilsin. Yani Türkiye %15 enflasyon yaşar ise
%10 başlıyorum bir devalüasyon, %15 ölçeğinde bir devalüasyon normaldir. Ama %40 devalüasyona gerek yok. O sarmal yaratır ve sarmaldan kimsenin de faydasına bir şey olmaz. Çünkü günün sonunda 500 milyar doları veren dünya bankaları. Ki baktığınızda o listelere bir kısmı İspanyol, bir kısmı İtalyan, bir kısmı Fransız, bir kısmı İngiliz, Amerikan para, Amerikan bankalarına verdiği çok bir para da yok. Dolayısıyla Avrupalı inşallah Türkiye'ye sahip çıkacak. Öyle görülüyor. Haberleri de öyle geliyor. Ve parayı verenler, Parayı Trump vermedi ki. Trump'a ne olmuş? Avrupalı parayı verdiyse İspanyol bankalar, İtalyan bankalar, onların ülkeleri, onların siyasetçileri Türkiye'ye siyaseten destek çıkmaları lazım ki onu bugün gündemine, netice itibariyle değil arkadaşlar, kurdan dolayı nereye bağladım işi? Kurdan dolayı hayat pahalı artacaktır. Hayat pahalı arttığında dediğimiz gibi %17'lerden bahsettim Sayın Ektaş. %17 olduğunda Ocak 2019'da ödeyeceğin hayat pahalı hesabını şu anda yapamıyorum ama bütçe açığı o kadar da yükselecek ve haliyle sıkıntı olacak. Şimdi bunun da çalışmaları şimdiden başlaması lazım. Değerli arkadaşlar, değerli milletvekilleri, önümüzü görebiliyoruz Sayın Başbakan. Açık olacak. Açık olduğunda 13 maaşlar nasıl ödenecek? Ocak sonu 2019'da hayat pahalı nasıl ödenecek? Çünkü yapılan hesaplara göre 300-400 milyon açık olabilir. Efendim? Bütçe bir tahmindir. O tahmini yapacaksınız, o çalışmayı yapacaksınız, reformlara önem vereceksiniz ve dedikleri gibi derhal Türkiye ile görüşeceksiniz. Bunun başka yolu yoktur. Bunun hiç başka yolu yoktur arkadaşlar. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde biz vatandaşımızı tutmak durumundayız. Vatandaşımızın mutlu olmasını temenni ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birlik ve beraberlik içerisinde bütün sıkıntılara rağmen kendi halkımızı canlı tutmak lazım, kendi halkımızı mutlu etmek lazım. Bizim hepimizin de görevi budur. Dolayısıyla sıkıntıyı görebiliyoruz. O bakımdan tek çaremiz bütün bu çalışmayı yaptıktan sonra Türkiye ile beraber bunları tekrar değerlendirmektir. Çünkü günün sonunda Türkiye bizi hem tanıyan, hem ana vatanımız, hem de Türkiye ile bu ekonomik protokollerden dolayı bir çalışmamız vardır. Bu çalışma işte şunlar yapıldı, bunlar yapıldı, ekonomi böyle gelişti. Ama günün sonunda hiç elde olmayan sebeplerden dolayı Türk lirasının bu durumundan dolayı bu kadar da açık vermeye başladı bizim bütçemiz. Bundan dolayı ek katkıya da ihtiyacımız varsa bunu da masada diplomatik lisanlarla en iyi şekilde ifade etmek durumundayız. Ben bunu öngörüyorum şimdiden. Çünkü başka çıkış yolu olamayacağına göre. Yani şimdi birileri çıkıp dedi ki işte 13 maaşları kaldırsınlar. E anayasamıza göre kaldıramazsınız zaten. Ben onu emekliyle denedim. Anayasa orada net ifade ediyor. Verilen haklar geri alınmaz. Esasında bu tahsilat meselesi de. Verilen haklar geri alınmaz. Biri gitse anayasa mahkemesini kazanır. Kaybedersin ama herhalde kimse gitmez. Çünkü günün sonunda burada çok büyük bir hassasiyet vardı. 6 aylık yanadır o. Ben bir şey ben konuya girmek istemem. Ben o konuya girmem. Sadece benim dediğim çok özür dilerim yani yasa gücünde kalan medyada komiteden geçip meclisten geçmesi ve oy birliğiyle geçmesi çok daha iyi olurdu diye ifade etmek istiyorum. Günün sonunda değerli arkadaşlar sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Hükümetle tabii ki bu konuları mutlaka ellerinden geldiği kadar yapmaya çalışıyorlar ama gelirin artılması için Maliye Bakanlığı'nın şimdi yeniden yapılanma var. Sayın Havuççu'ya çıktı. Özdemir Kalkanlı müsteşar oldu. Vergi dairesinin başına kimi koyacaksınız? Nasıl bir çalışma içerisinde olacaklar? Ekonominin kayıt altına alınması ve gelirlerin en iyi şeklinde toplanması çalışmalar mutlaka en hızlı şekilde devam ettirilmesi lazım. Şimdi gazinoya, betofise bunlar geçici olarak tedbirlerdir. Ama günün sonunda buralardan hakkaniyet ölçüsünde daha fazla vergi nasıl toplanır ona da bakmak lazım. Bir kereye mahsusla o bir şey olmaz. Yani artık dünyada o teknoloji vardı. Zamanında ben daha yapmaya çalıştım ama zamanım yetmedi, gücüm yetmedi, enerjim yetmedi. Ama günün sonunda bilgisayarla hepsini kontrol edebilin olduğun yerden. Bilgisayarla öyle sistemler vardır.
ne ciroları vardır hepsini görebileyim. Ona göre de payını alın. O payı kabul etmen de çeksin gitsin. Yapmasın bu işin ona gitti. Yani iş orada olması lazım. O döndürecek orada milyon. Bana da lütfedecek. Bilemiyorum. Ben birileri akşam konuştum. Dedi ki ben dedi bu verileri kapayıp gideceğim. Kendi bilir. Kapayıp gideceksen kendi bilir. Ama gün sonra Kudret Bey'in de partisinin verdiği bir söz vardı bu halka. Biz de destekledik. Bu bet ofisleriyle ilgili gerçekten bunun üzerine gidilmesi lazım. Çünkü kumarhanelerden daha tehlikelidirler. Çoluk çocuk onun içerisinde ve kapıyı aradıklarına ben girebilirim ya milletvekili yasak değil ama giremiyorum. Kendimi böyle güverde yanlış bir yerde hissederim. Kapıyı açtıklarına bakarım içeri insan dolu. Güverde böyle gizli gizli bir şey görüyorum. Halbuki aç kapıyı gir. Hayır yapamıyorum onu. Kapıyı kırındıklarına bakarım insan dolu onun içerisinde. Aklın nuru ne paralar dönermiş. Ne paralar. Ne paralar. Ve gerçekten bağımlılık yaratıyor. Bazı insanlar da bağımlılık yaratıyor. Bazı insanlar mecbur kalıyor. Bağımlılık olduğu için devamlı gidiyorlar, para kaybediyorlar. Sonra da geliyorlar, ailelerini dağıtıyorlar. Böyle durumlar vardır ama pek de bir şey yapamadık. Yapmanızda fayda vardır. Yani burada denildiği için söylüyorum. Bir kere mahsus da olmaz bu iş. Bu işin üzerine gitmek lazım ve bu halkı da korumak lazım. Ben bu konuda bunu ifade etmek istiyorum. Ki burada kasinolar ve bet ofislerinden 6 aylık süre için bir defa mahsus. İlave vergi 6 aylık süre bir defa mahsus. 6 aylık süre için her ay alacak bunu. Ama 6 ay. 6 ay sonra bitecek. 6 ay sonra inşallah başka önlemler gelecek. Daha sistematik, daha böyle kapsamlı. Gerçekten memlekette bu işlerin boyutu nedir? Cirosu nedir? Karı nedir? Ne para döner? Ne olur ne biter? Bilelim ya Kudret Bey değil mi? Yani biz devletsak, biz irade bizdeyse bizim bilmemiz lazım. Bizim memleketimizde nerenin döndüğünü. Yani bizden daha mı güçlüdür insanlar? Ben bunu kabul etmem, sen de kabul etmem. Ama nedir mesele? Talimat verin, yeterli uzmanlar olmadığı için işi bir yere bağlayamıyorlar. Uzman sıkıntısı vardır. Dolayısıyla bir noktada o uzmanları da bulmak lazım ki bu işleri tamamıyla zaptırap altına alsınlar. Çalışma ve ikamet izniyle gelenlerin öğrenim gören çocukları için asgari ücretin %5'i oranında ödenek alacak. Bu gayet güzel. Belki de az bile bu %5. Çünkü ben şeye gittim. Karalan'da birkaç okul ziyarettim seçim zamanı. İbadetler okulun 100 talebe varsa 80'i şeydir. Türkmenistanlı, Kafkanistanlı, Kazakistanlı. Öyle insanlar o otellerde çalışan insanların çocukları hep bizim okullarda. Bizim Eğitim Bakanlığı bunların taşımacılığını da yapıyor. Eğitim Bakanlığı'nın taşımacılığını da yapıyor. Değil mi Güray Bey? Bu öğrencilerin taşımacılığını da yapıyormuş bizimkiler. Şimdi bu paralar nereden gelecek? Dolayısıyla bu doğru bir adımdır. Belki de %5 az biledir diye düşünüyorum. Otellerle yerli üreticiler arasında yapılan alım ve satım garantisi sözleşmeler teşviklendirilecek. Nedir bunun amacı? Yerli üretimi teşvik etmek. Tarıma yönelikli daha fazla. Olsun. Çünkü günün sonunda yerli üreticinin mesela Bafra'ya gittiğimde o büyük otellerin açıldığını görüyorum. Seviniyorum. Demek ki oralarda gerçekten üreten buralara bunları satabilirse o kadar iyi olacak. Ama bu bağlamda şunu da söyleyeyim. Sayın Maliye Bakanı. Şimdi bu oteller Biray Bey bu oteller yatağa bağlı, ciroya bağlı belediyelere bir şeyler ödemeleri lazım. Değil mi? Bu oteller yatağa bağlı, cirosuna bağlı. Belediyelere bir katkı yapmaları lazım. Yasa bunu öngörüyor. Yaparlar mı yapmazlar mı? İşte toplayamıyorlarmış. Belediyelere yardımcı olmamız lazım. Bu paraları toplamaları için. Emekli maaşı alıp yeni iş yapanların gelirleri için yeni vergi dilimleri. Şimdi burada ifade edilen şudur. Emekli maaşları vergiden muaf. Biliyorsunuz o mücadele verdik. Şimdi emekli maaşı vergiden muaf olduğu için oğlum bey sıfırdan başlar ikinci iş. Emekliye çıktıktan sonra işe girer bir okulda mesela müdürlük yapma. Sıfırdan başlar. Şimdi ben sorarım burada hukukçumuza. Şimdi eğer yasal hakkıysa anayasaya gittik. Anayasada bunu geri çevirdi. Eğer yasal hakkıysa tamamıyla emekli maaşı muaftır diye. Sen yasal düzenlemene değebilir mi ki bu muafiyete rağmen
işe girdiğinde bu emekli müdürlük yapacak kişi vergi dilimi yok. Yok, emekli maaşı muaf değildir. Nasıl? Tamam işte sonra. Ya ama adamın emekli maaşı muaftı. Emekli maaşı muaftır. Tamam mı? İkinci işten emekli maaşı muaf. Tamam ya. Emekliye çıktıktan sonra ikinci işten 10 bin lira alıyor. Evet. Emekli olduğu için aldığı rakam sıfır. Ama ikinci işten elde ettiği kazanca ayrı bir dilim açıyorum. Ben de abi onu sorarım hocam. Yapabilir miyim sen bunu? Çünkü yani o maaş kendi tek maaşıdır gibi bir üniter sistemde vergi dairesi öyle uygulamak durumundadır. Yasal hakkıdır. Çünkü yasal, o emekli maaşı tamamıyla muaftır. Yasal değişiklik yapıyorum ya. Yasal değişiklik anayasa rağmen adamın hakkıdır o. Hakkıdır o. Haklı yok ki adam muaftır. O muaftır. Hakkına sen dokunmuyorum. Burada yapmaya çalıştığımız ikinci iş ille yapacaksan bunun vergisini ödeyeceksin. Doğru dürüst. Diyorum ki yapma bırak genç yapsın. Bilirim ya. Ama biz emekli maaşlarına vergi uygularken bunu da düşündük. Bunu da düşündük. Ama mahkeme anayasa mahkemesi dedi ki emekli maaşlarına dokunamam. Vergiden muaftılar. Muaf olduğu için. Senin yapmak istediğini ben sadece emekli olup çalışana yaptım. Tamam işte ben de ondan emin değilim diyorum. Hukukçuya soruyorum. Çünkü o muaftır o maaş. Hukuktur bu ya. O maaş muaftır. Muaftır o maaş. Muafsa sen de hemen o birinden... Neyse ben itirazımı değil uyarımı yaptım siz ona göre şey. Yok Ersin Bey ama şunun altı çizilsin bence Sayın Serdar Denktaş çizin çünkü şu aralar ülkede bayağı spekülasyonlar da var. Böyle bu da bir manşet olma niteliğinde bir kritik nokta. Emekli maaşlarına hiçbir hal ve şartta dokunulmuyor. Zaten Anayasa Mahkemesi'nin bununla ilgili kararı da vardır. Sizi bağladığı gibi. Bu hükümeti de bağlar. Şu anda dokunulan, Sayın Serdar Bey düzelsin. Emekli olduktan sonra ikinci iş yapanın vergi dilimi değişiyor. Hala daha fazla kazananların vergi dilimi de farklıdır. Bu ülkede hala hazırda aktif çalışanların vergi dilimleri siz daha iyi bilirsiniz. Değişiyor. Neyse ben bu işi uzatmak istemiyorum ama. Emeklilik yaşayınlar. Bir sıkıntı da olabilir burada diyorum. Hitap edin Sayın Ersin Tatar, devam edelim. Evet. Arkadaşlar konuşmacıyı dinleyelim. Sayın milletvekilleri konuşmacıyı dinleyelim. Kendi aranızda konuşmayın. Şimdi bu fifkelerini hatırlamak için alkol ve sarma sigara artışlar geliyor. Rum tarafına dikkat etmek lazım. Rum tarafından daha pahalı olmamak lazım. Hayır, Rum tarafından daha pahalı olduğun anda başlar o taraftan alma. Hem güneyden hem kuzeyden daha pahalı olmayacak. Olmamak şartıyla olursa o zaman daha iyi olur. Elektrikte tüketicinin bazı saatlerde daha ucuz elektrik ödemesi sağlayacak biçimde çoklu tarife geçecek. Bu geçilirse iyi olur ama şu anda hazır mı elektrik kurulur? Yani o çoklu tarife dediğin yoğunluklu olarak kullanılan zaman diliminde fiyatı yükselteceksin. Gece yarısından sonra düşüreceksin ki çamaşır makinesini gece yarısından sonra çalıştırsın. O saatlerde değil. Bunu yapabilmek için bizim o akıllı saatler bunu yapabilirse böyle good. İnşallah yaparlar. Bilmiyorum. Yapabilir Sayın Enerji Bahri, sağda sola. Yapabilir. Bu şeyler ya akıllı saatlerle ancak yapabilirim bu iş herhalde. Evet. Ama işte az önce söyledik. Bu şeyden evvel yapın bunu. Bir zam daha gelecekse şimdi. Bu petrol fiyatlarının veya doların artması gelecek ha. Gelecekmiş. Yüzde kaç gelecek? Devam edin Sayın i̇şte Ersin Tatar, lütfen hitap edin, devam edin. Yani şimdi Serdar Bey bak ne güzel gidiyordu ya, uğraşma bekle. Yani bunu biz de söyledik, yani biz olağanüstü toplantı meclis ne güzel konuşuyoruz, tartışıyoruz. Memleketimizin, insanlarımızın geleceği için, huzuru için, rahatlığı için belki bir şeyler yapabiliriz. Ama günün sonunda şunu da hatırlatmamıza fayda var, yanlış bir algı oluşmasın, zamlar geliyor. Daha zamlar yolda düşünüyor. Dolar böyle oldu. Yani bunu söylüyorum. Bunu ki ben demedim başka bir şey. Demedim başka bir şey. Ya 6.55'ti şimdi. Belki düşer biraz daha. Dua edelim düşsün. Hiç bilemem ben artık vazgeçtim. Tahmin etmek mümkün değildi. Ne olacağını, ne biteceğini. Trump'ı kınadım. Ben kayıtlara geçtiği sonra bak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eski Maliye Bakanı, bir milletvekili Trump'ı kınadı. Trump
tweet attı. Adam tweet attı. Para bu kadar değer kaybetti. Benim param ve benim halkım mağdur oldu. Oldu. Trump'ın tweet'i de tetikledi. Bu işi Sayın Kutlu Özay'da gayet iyi bilir. Diplomaside böyle şey mi olur ya? Şeyde adam tweet'ten saçmalar, tweet'ten böyle şey mi olur? O da yapamaz diyor Sayın Erdoğan. Bu anlaşmalar var. Bir takım ticari teamüller var. Hukuk var. Şu var, bu var. Zaten sadece Türkiye değil, Çin'e de yaptı. Japonya'ya da yaptı. Bütün dünyayla adam kavgaya girdi. Böyle bir adam. Hakkımız hayır. Şimdi bu kira kuru kutrede bilmiyorum siz bakanlar kurunda takip edebilirsiniz. Kur ifade edilmedi değil mi? Sabit kurdan belli bir dönem bu döviz cinsinden kiralara stopajın %13'ten %1'e düşülmesi karşısında döviz kuru sabitlenecek ama kur daha ifade edilmedi. Herhalde bunun çalışmaları yapılmaktadır. Fakat bu tabii şunu getirecek. Yarın sabah kiralanacak olan serbest bir ekonomide orada herhangi bir kur engeli olacak mı? Yarın sabahki sözleşmeye adam geldi hür adresiyle 300 tane kiralıyorum ben bunu dedi. O sözleşme yani bu kararlar alındıktan sonra hükümet tarafından o sözleşme de tabi olabilir mi? O sabit kura Fazilet Hanım, Sayın Hukukçum olmamalı diye düşünüyorum. Çünkü artık serbesttir. Yani adam bile bile kendi özgür iradesiyle geliyor. Öneriniz budur. Olmamalı onda. Ben şimdi düşünüyorum. Ben uzmanlarla tartışmadım. Uzmanlarla almak istediğimiz evet. için. Evet. Mantığım olmamalı. Bana der ki evet. Yarın sabah bu işler olduktan bittikten sonra gelecek olan kim ise 300 TL'nin değil 200 TL'nin verecek o. 200 TL'nin verecek. Aynı hesaba gelecek. Onun iradesindedir o pazarlığı yapma. Aksi takdirde bilemem. Yani bu iş nereye gider? Bu iş nereye gider? İyice düşünmek lazım. Yani bazıları aradı beni bazı arkadaşlar da dediler ki yani günün sonunda burası liberal bir ekonomidir. Evet tabii ki mevcut kiracıyı korumak durumundayız. Onu da gayet iyi anlıyoruz. Beraberiz o konuda. Çünkü öyle insanlar var. 400 TL'nin kira öder. 400 TL'nin kur işte 2000 derken şimdi 3500'e çıktı. Şu ana kadar en kayda değer. O en kayda değer bu kadar bir laftan sonra bunu buldun en kayda. Söylemeden geçemeyeceğim Sayın Tadar. Çok önemli bu söylenenler. Zaten bakanlar not alıyor ama keşke daha erken girilseydi UBP tarafından spesifik sorulara, önerilere. Çünkü saatler burada şeyle geçti. Evet. Ya, kanun hükmünde kararname olur muydu, olmaz mıydı? Ve Allah aşkına sizin hükümetiniz zamanında muhacirlet affı ve araba seyri seferi için kullanılan bir enstrümandı ve oydu Anayasa Mahkemesi'nin. Ve şu an sürekli saatler geçti. Onun üzerine spekülasyon yaparak. Yaz aylarında ve şu anda çok memnunum ki spesifik, net sorular ki mesela ben de düşünmediydim. Memnun oldum. Evet. Sağ olasınız. Yani onu düşünmek lazım onun şeyini. Bundan sonrası var mı yok mu uzmanlara da sormak lazım. Piyasayı nasıl etkiler? Ve haliyle başka sıkıntılar doğurmaması için. Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi'nin kiraladığı gayrimenkullerde TL cinsinden geliri olan kiracıların kira bedellerinde kur sabitlemesine gidilmesi. Şimdi bu büyük oteller var mesela kiraladık bunları. Büyük otellere arazi kiraladılar. Şu oldu, bu oldu, bilmem. İşte öyle deniliyor. Vakıflar İdaresi falan yok burada. Sadece Devlet Emlak Malzeme Dairesi var. E şimdi onun geliri döviz mi, TL mi? Bilançosu TL olarak sunar devlete. Ama kendi faturalarını döviz keser. Bu nasıl bulacak? TL cinsinden geliri olan. TL cinsinden geliri olan. Zaten adam diyecek, bilanço burada, benim bütün gelirim TL'dir. Ama ha Olgun Bey, bilançosu TL, TL'dir benim gelirim diyecek ama işini dolar olarak yapar. Kim karar verecek? Ona da dikkat etmek lazım. Çünkü güzel. Hepsi diyecek ki size, benim gelirim TL'dir ki faydalansın. Kiracıların kira bedeline kur sabitlemesi. TL ise geliri kur sabitlemesi. Ersin Bey,
Sayın Başbakan'ın konuşmasında küçük esnafın tanımı önemlidir derken o ne kadar önemliyse aslında bu maddenin içerisinde geliri TL olan ifadesinin tanımlanması da o kadar önemli olacak. Bu söylediğinizi dikkate alacağız yine. Yani orada işin ruhuna bakmak lazım. Yani kendini söylediğine değil, işin ruhuna bakmak lazım. Nedir bunun işi? Da ona göre bu düzenleme yapılsın. Özel sektörde özellikle turizm sektöründe vatandaş istihdamı, devletin sosyal sigorta yatırımlarını benzeri yöntemler. Şimdi bu biliyorsunuz o yabancı çalışanların ihtiyaç sandığı primlerinden bir fon oluştu. O fon Kudret Bey daha fazla bizim yerel işletmelerin, yerel üreticilerin şimdi bu büyük oteller büyük, en büyük oteller isim vermeme gerek yok. Onlara da başlarsan bunu dağıtma, o fon bitecek. Tabii 3-5 kişiyle fark etmez ama o kapı açıldığında o fon bitecek. Yani o fonun ruhu bizim kendi yerel işletmecilerimizi, yerel üreticilerimizi haksız rekabetinden koruma. Çünkü dünyayla savaşıyorlar. Dünyada bir takım onların avantajı, elektriği daha ucuz, işçiliği daha ucuz, her şey daha ucuz. Kendi işletmeleri de koruma adına hem yerli istihdamı koruma, hem yerli işletmelerini koruma o fondan teşvikler veriliyor. Büyük otellere bunun aslında otellere. Onun adından da anlaşılacağı üzere öncelik yerli istihdamı desteklemektir. Yani öncelik. Tamam. Başka da yan fikirler de olabilir. Yani esas hayır, Sayın Vekil'in söylediği bağlamında söylüyorum. Bakmak lazım. O binlerden insan çalışıyor oralarda. İşte